Çocukken çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Kaybolmuştu. Kimse onu bulamadı. Ben yaşarım da o ölür diye çok korkuyordum. Kuzgun'u gördünüz mü? Geçen yıl kayboldu. Hala eve geri dönmedi. Siz gördünüz mü? Görmedik biz Kuzgun falan. Al. Bunları da alın. Kuzgun'u görürseniz Dila seni bekliyor deyin, tamam mı? Ama sonra sihirli bir formül buldum. Başucuma ikimizin resmini çizdim. Böyle el ele. Neticede biri o resmi silmezse kimse kimsenin elini bırakamaz, değil mi? Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum Kuzgun. Seni sevdiğim için kalbimden de nefret ediyorum. Duydun mu beni? Kalbimden nefret ediyorum. Kuzgun. Kuzgun. Bugün 18 yaşındasın. Benden hep 2 ay büyük olmakla övünürdün. Senden bir gün ayrılmaya dayanamazdım. Sensiz tam 10 yıl geçse. Geçse mi dersin? Seni unutabilseydim. Yaşamak daha kolay olur muydu? Hep seni yazmasaydım, günlüklerimi seninle doldurmasaydım ya da. Bak bu yılın en güzel şarkılarından biri. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden, bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün saçmalamam. Yenilmem bu yüzden, bu yüzden kendime hala güvensizliğim. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçirmişim.
geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok küçüğüm. Yıllar önce babam uyuşturucu paketini Yusuf amcaların evine koymamı istemeseydi, ben o paketi koymasaydım Kuzgun bunları yaşar mıydı? Okudun mu hepsini? Kaçacak mısın ya? Yıllardır yaptığın gibi. Gelme ne olur. Ne olur gelme kuzum.
Açma lütfen. Bizi silmişsin. Ben mi silmişim? Babam duvarları kağıt kaplayacağını söylediği zaman 2 gün ağlamıştım. Kuzgun'la ellerimizi bırakamayız diye. Çünkü bırakırsak sana bir şey olur diye korktum. Ben yaşarım da sen ölürsün diye. Babam söz verdi sonra resmi silmeyeceğim diye. Sadece üstünü kaplatacağım dedi. Yol gösterdi yani. Üstünü ört. Hayatına bak, devam et hesaba. Bizi silmişsin. Biliyorum seni kaybettim. Hem de bu it değil. Ama yine de ilk buraya gelmek istedim. Bu resme bakmak istedim. Sanki bu resme bakarsam her şey yoluna girer, düzelir diye. Ama sen silmişsin. Kuzgun, neden sildin, neden? Neden sildin bu resmi? Ben çizmiştim bu resmi, neden sildin? İstediğini söyle, küfret, bağır, çağır. De ki her şey senin yüzünden oldu de, o paketi sen koydun benim hayatımı çaldın de. Hainsin de, suçlusun de, istediğini söyle tamam. Çünkü ben yaptım. Özür dilerim, ben yaptım. Çocukken iskambil kağıtlarını dizerdik ya böyle çatı çatı. Sonra baştaki kağıda pıt diye vurursun, sonra tıkır tıkır hepsi dökülmeye başlar. Onun gibi onu ben yaptım işte. Her şeyi ben başlattım. Bana sordun ya, bu evler ne kadar karanlığa dalar diye. Ben o zaman senden nasıl kaçacağımı bilemedim. Çünkü bu eller 8 yaşında zaten daldı karanlığa. Seni kör bir kuyuya itti. O kağıda ilk vurulması gibi işte, onu ben yaptım. O yüzden şu an sana ait olan her şeyin yarısı benim, anladın mı? O içindeki o öfkenin, nefretin, kavganın, her şeyin, her şeyin yarısı benim Kuzgun. Çok özür dilerim.
Baban istedi. O uyuşturucu paketini oraya koymanı o istedi senden. Ben hissettim ama. Ben o zaman kötü bir şey olduğunu hissettim. Anneni kurtaracağını söyledi. Maymunluk yapmasana ya. Anlat işte. Annem babama bu çiçekten daha uzun yaşamayacağım dedi. Bu çiçeği yaşatırsak annem değişebilir. Bir çiçek vardı, hatırlıyor musun? O çiçek yaşarsa annem yaşar sanıyordum. Çiçeği yaşatamadık. Seni kaybettim. Annemi kaybettim. Hepsi benim suçum biliyorum. Hiçbir işe yaramaz unutmana, affetmene. Hiçbir şeye yaramaz biliyorum ama çok özür dilerim. Çok özür dilerim Kuzgun, çok özür dilerim. Çok özür dilerim her şey için, çok özür dilerim. Bila. Bak bakayım bana. 8 yaşındaydın. Anneni çok seviyordun. Babana çok güveniyordun. Ve ne olursa olsun ucunun bana dokunacağını hiç düşünmedin. Ben senin hayatını mahvettim. Paketin içinde ne olduğunu hiç bilmiyordun ki. Bilmiyordum ama söyledim sana. Ben hissettim, kötü bir şey olduğunu hissettim. Kötü bir şey yaptım. Bak Şuram söyledi bana. Ne fark eder ki kuzum? Yani bir şey fark eder mi? Fark eder. Öyle bir fark eder ki. Çünkü çocuktun. Çocuk. Öyle miydim? Ama sonra... Ben sonra da sustum. Ben yıllarca yuttum bunu. Acıttı. Hatırlamak hep acıttı. Ama artık babanın günahını yüklenmeyi bırak. O ne dediyse yaptın. Anneni yaşatabileceğini düşündün çocuk aklında. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Buran da öyle mi söylüyor peki? Sen o ilk kartı iten değilsin. Kuzgun.